Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda birkaç günlük maceralarımızdan kesitlerle geldim. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdiden iyi seyirler. Teobahtların yanına geldim. Bildiğiniz üzere en son videoda zırhımıza iki tane ritüel denedik. Ondan önce bir arkadaşıma daha iki kere daha denettim. Kendim iki kere daha denedim. Bir kere daha başka bir arkadaşıma denettirdim. Bu zırh 7 tane ritüelimi yemiş toplamda ve artı 8 olmadı, 9 olmadı, pardon, düzelteyim. Üstüne demirci denersem kesinlikle düşecek. Hiç de gerek yok. Ben de bu zırhı artık masraf etmeme kararı aldım. Bunu direkt hobi amaçlı şöyle bir şey yapacağım. Böyle yansıtma hobim vardır mesela, eşyalar yansıtmayı çok seviyorum. Bu zırhı 48 levellik nice zırhı yansıtacağım. Artı 0. Bunun da sebebi mesela artı 9 zırhların çok aşırı parlak olması beni fazlasıyla rahatsız ediyor birçok eşyada. Böyle Ankara pavyonu gibi parlıyor, ışıl ışıl. Yani savaş oyununda savaşıyoruz mu yoksa yağ sürülmüş alüminyum folyo mu giyiyoruz belli değil. Ve mat bir zırh takalım. Direkt 15 şimşekliymiş, hatta katta çark atarken düşürmüşüm. Bir an yanlış yaptık zannettim. Zırhın arkada olduğunu unuttum. Takalım şimdi üstümüze. Bir an gerçekten hala şokundayım. Mesela şu an cicik gibi durdu. Gerçekten çok hoş gözüküyor. Yani şöyle mat olması. Belki 61'lik ya da 54'lük de yapılabilirdi ama böyle bu neydi adı, 48'lik adını unuttum. 48'lik zırh oldukça güzel. Benim hoşuma gitti. Şık duruyor. Ben de bundan keyif alıyorum. Ben video dışında dayanamadım. Birkaç tane daha efsoy çekmiştim. Bu ikisini tekrar yaptım. İki tane mat yaptım. İkisi de 6-6'yı ucundan kaçırdılar. Kritik bloklu. Diğeri de kritik delicili. Bakalım bunları parlağa atacağız. İçimde yanacakmış gibi bir his var. Açık konuşayım. İnşallah yanılırım. Yanılmak çok istiyorum şu an. Aa, geçti. Aa. Blok ok kritik geldi. Server'da şu an çok ciddi bir kostüm krizi var. Sonuçta app ağır gelmediği için birçok kişi app çekmiyor ve hani normalde her etkinliğin teması olan kostümler sandıklara gelirdi. 60 günlük, 30 günlük, 15 günlük çıkardı. Böyle olunca piyasaya şişiyordu. Şimdi hem app çekip bir şeyler alan çok yok, hem bir de öyle bir paket olmadığı için mecburen kazık fiyattan şunu aldım. Bir aylık kostüme 9 won verdim. Kafalığa da 5,5 won verdim. Şuna 10 yarı 10 büyü geldi. Büyük ihtimal para etmiyordur. Şuna 15 ateş bulamıyorum hiçbir şekilde. Of! Harbiden 200 tane efsun atmıştım. Bir kere 15 ateş gelmişti. Demiştim içimden. 15 ateş 5 kanama gelse yeterli. Hatta 10 ateş 5 kanama demiştim. 15 istemiyordum. Çok güzel oldu gerçekten. İşte bu! Harika bir oyun! Şu an buna giden 200 kaç tane gitti? 240 tane değiştirmeyi şu an gözüm görmüyor yani. Şu kostümü de aktaralım. Bütün yansıtma işlemlerinde elinizde kalması istediğiniz şeyi sola, yok olacak şeyi sağa koyacaksınız. Bu kostüm bonus efsunda bayağıdır işimi görüyor. Hep aktarıyorum. Hani hep absorbesi ateşi de var. Yani kullanmaya devam edeceğiz bir ayda. Geçen gün %25 indirime düşmüştü çevrim dışı pazarlar. Bundan da ben de 256 eplik aldım. 14 tane aldım yaklaşık. 24 gün çıktı. Oldukça iyi. Yani bu bizim için şöyle bir şey oluyor. Yani size de almanızı öneririm eğer böyle meleği yapıyorsanız falan. Akıyor bu akşamlar. Zaten günlük komisyonları %3'ten %1'e düşmesi bile verdiğiniz hep miktarını karşılıyor. Üstüne üstelik bir de yani başka bir çare için bilgisayarınızı yormamış oluyorsunuz. Bu arada yakutum da bitmiş, onu da uzatayım. Beyler şimdi yine buraya geldik ama bu seferki hedefimiz yakmak, yani gerçekten yakacağız. Yani geçmesine şu an ümit bile vermiyorum ki. Bunları deneyeceğim. Eğer ki kritik delici blok gelirse yani çok büyük karımız olmuyor ama 3 tane 50 ep kuponu dağıtacağım çekilişte. Hadi bakayım. İnanın 4-5 gün sonunda ancak hançer fişi satan buldum. En azından 3 kişi genelde bütün serverlardan katılırlar da bizim serverdan katılırsalar, yani bizim serverdan birine çıkarsa en azından işi görülür. Hadi bakalım. Büyük ihtimal yanacak ya, ben kaşındım. Bu saatte şu an saat 12 olmuş. Puh, kodumun götü. Dediğim gibi bakın, sizin de nasibinizde yokmuş. Gelseydi verecektim. Şimdi ben buraya neden geldim? Burası zaman çatlağı. At görevleri var biliyorsunuz, hani at yemleri toplanıyor şunlar. Grupta da sayıyordu, hani bunu da belirttim sizlere bir önceki videolarda. Çok iyi oluyor. Geliyorum 3 karakterimle, birisiyle kesiyorum. Üçünde görevi bitmiş oluyor. Bakın şimdi başlayacağım. Bir metin kırdığımızda bitiyor. Ben hemen eşyalarımı falan takayım, çarları yürüteyim.
Başlayayım. Geldi mi? Belki eldiven de işe yarıyordur da zaten çok kolay çıkıyor. Ben eldiven falan takmıyorum. Belki videoda izleyip ölebilirim. Çünkü çarın üzerinde rüzgara dair hiçbir şey yok. Kostümler, bir tek kostümümde 10 var. Onun dışında başka hiçbir şeyimde şu an rüzgar yok. Sıfır rüzgarlıyım. Tabii ki biraz acele edip bütün soldan çıkarttım. Hani bunları yavaş yavaş keserseniz hem görev daha hızlı olur. Hem bir de puanı çok sever. Şu an 22 tane de kalmışız. Şu sohbet satır her şeyi açalım da. Ah, ETP'yi çekmesek iyiydi de. Bakın gördüğünüz gibi başladım hemen. Yine ETP çektik de bu Allah'tan artılıymış. Bilmeyenler varsa bunun ticareti de var. Yere de atılabilen bir ETP. Kimisi satıyor mesela 500 kadar falan arayan çıkıyor. Eğer çarınız güçlüyse burada 3 eldivenli olduğunuzda falan çok fazla çıkıyor yere. Yani bir metinde 10-15 tane çıkabiliyor. Tabii hani günde 100 tane alacak, 200 tane alacak adam bulmanız zor. Ama 110 level üstü çarlarınız varsa onlarla da yapabilirsiniz. Bakın zaten diğer çarlarla da bitti. Bir tane metin kırana kadar bitti. Yani bir dakikamızı alıyor. Ben Yuara'da yapıyordum başta da. Hani burada da yaptığını öğrenince sayıldı. Ben de hiç Yuara'ya gitmeye uğraşmıyorum. Buraya bir de grupta yapıldığını öğrendim yanlışlıkla. Tanıdığım bir abim oyuna başladı. Yani sırasını diziyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyorum kendisine. 10x'i eksikti. Ben de böyle bir 10x getirmiştim. Bunu kendisine hani atmalık fiyatına satacağız ki daha da ucuza da satıyor olabiliriz, bilmiyorum. Bedava bile verilir de hani en azından bizim emeğimiz var. Deneme parası olsun. Art 4 basacağım bir de kıyak olsun diye. Biliyorsunuz birkaç ay önce bunları bağlı fasulye etkinliğinde çıkartmıştım. Ki 10 fasulyede art 4 efsanevi basabilmiştik. Seviye edeceğiz. Şöyle koyalım. Hemen tık tık diyelim. Başarılı başarılı. Bir kere daha başarılı başarılı derse güzel olur. Tamam. 4 kere de bastık. Ne? Kanımda var. Yani beni bu simya basma konularında çok korkutuyorlardı. Mesela 30 won harcadım şu artı 6 olmadı falan diyorlardı mesela. Ben bunu 8 fasulyede bastım. Bunu 4 won'da bastım. En fazla hani en çok yağ kutuma para harcamıştım. O zamanlarda pembe fasulye falan yoktu. Artı 5'e kadar yeşille basmaya çalışmıştım. 8 ya da 10 won param gitmişti ki fasulyeler 25 hem'di. Buff yüzüğümüz yine bitti. Ne yazık ki zaman çok hızlı geçiyor. Zaten böyle yüzükleriniz varken kesinlikle zaman çok hızlı geçiyor. Lanet olsun bu kafaya ya. Geçen hafta 102. de çıkartmıştık. Elimde şu an 49 tane var. Yani en büyük isteklerimden birisi 2 hafta işimi görse yeterli ama 49 tane de çıksa bir şey demiyorum. Şu an buna hiç para yedirmek istemiyorum. Siz bu sandığı açabilirsiniz. Bakın. 500k 500k temiz para yani. Heh, çıktı. Valla güzel Adam oldu. ya adam. Hatta savaşçıl olan çıktı. Bazen katakombda artistik yapanlar oluyor. Onları da döveriz bununla. Güzel oldu. Şu kolları açmayı unuttuk. 44 tane de çıkarttık değil mi? 44. Buradan da Malatya'ya selam olsun. 44 tanesi de 17 hem'den desek 7,5 won para harcamışız demek yaklaşık. Bir şey değil gerçekten. Açalım. Ender Onyx. Ender Safir. İşlenmemiş, yontulmuş işim. Hemen bakalım. Büyük ihtimal altyapıları vardı bunların. Bir tanesini varmış. Gidip deneyelim. Eğer geçerse Safir de gerçi şu an Grana'dan da ucuz. Eskiden Grana 55 hem'di. Safir 80-90 hem'di. Şu an Grana 1 won. Safir. Ne yazık ki 80 hem. Safir bir aralar 1.30'u falan görmüştü. Grana'da 1.10'ları görmüştü de çok gerilediler. Bir tane daha emektar kardeşimiz burada simya deniyor herhalde. Hiç lego lugo yapmadan hemen şunları vuralım çaktırmadan. Geçti. Başka bir şey var mı? Şuradan bir kahramanlık öyküsü gelir mi sizce? Gelir mi? Büyüsü bozulmadan geldi gerçekten. En sevdiğim şey şu, bakın. Bir önceki kor yapışımda size demiştim. Çok varken çok fazla yıkıyor. Böyle yani imkansız bir şey varsa onu beceriyor. Yani hiç yoktan gördüğünüz gibi şu 3 won çok ucuzladı. Yaklaşık 4 won aldık. Yani okey açmak bize 4 won şey yaptı. Hatta biraz uzayacak. Kusura bakmayın. Şimdi hemen burada Teovahtan varsa onu bulayım ben. Şunları da deneyelim. Aramam gerekmedi. Çok Teovahtan direkt merkezdeyim zaten. Neredeydi şunlar? Hani geçen videoda da demiştik çok zor bir şey deneyecektik diye. Bakalım tekrar. Bu sefer Yakut'ta yaptığını kuşakta yapabilecek mi? Kombinasyon diyelim. Başlayalım. Oldu dedi. Ben şunu da denemek istiyorum nazar çıksın diye. Olmadı diyeceğini tahmin etmiştim çünkü. Sen kahin misin?
Dur şöyle yanlış yaptık. Kaçıl kardeşim, kaçıl. Sen de kaçıl. Oldu dedi ve şu an nefesler tutuldu. Yani 11'eymiş gelse bile şu kuşan görüntüsünü çok seviyorum. Pazar çarımda kullanacağım. Hiçbir satma amacım yok. Yani biliyorsunuz zaten bir tane kuşak aldım. Fiyat performans kuşağı olsun diye. 3 fon ama 2.80, 18'eymişini bunun. ETP çarlarında kullanırım. Çok işim yapıyor. Neyse çok konuştuk. Oldu dedi. 20 ya da Arjantin, ne oluyor lan? 20 gelmedi zaten. YouTuberlık yapalım mı? Ne dersiniz? Şimdi ben çok gereksiz bir hareket. Direkt bakalım. 12'ymiş. Kalbimiz temizmiş. 11'ymiş gelse de yeterli dedik. 12'ymiş geldi. Şu kuşaktan takamadığım için çok üzgünüm. Benim kuşam şöyle. Eğer ki ruhtan sökülüyor zaten bu da. Sizin elinizde 10 ork, 1 delici, 6 metin taşı olmasa da olur. Yani buz gücü olur, toplam canavar olur. Yani bu ayarda bir kuşağınız varsa, kalp ya da yıl dönümü kuşağı ise oyunda benimle etkileşime geçebilirsiniz. Başka serverda da varsa onu da altı üstü konuşuruz. Yani bu serverda takas etmek isterseniz ya da geçiş yapabilirsek. Yeni yaptığımız kuşağı da şamanımıza taktık. İyice Transformers'a döndü. Şu azı dişi kostüm şaman da garip duruyor. İki tane mat Onyx aldım. Şimdi bunları deneyeceğiz. Umarım geçer. Geçerse güzel olur. Geçti. Bir lok ok gelmiş. Ah be, bir de kritik falan da gelseymiş de. Gerçi yine para etmiyor o kadar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa veya yararlı buluyorsanız kanala destek olmak için abone olabilirsiniz ve videoya beğeni atabilirsiniz. Tekrardan sağlıcakla kalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. It's all about humanity.